Evet, soru belli. Belki Bosman'la ne kadar bağlantılı bu konu? Endüstriyel futbolun önemli ayaklarından biri olarak görülüyor. Bandı seyrederken yönetmenim Tolga'yla da konuştuk. Yani bu iş kime yaradı? Futbolculara yaradı kesin. Bir yandan futbolun diğer oyuncularına da yaradı. Tabii menajerlere. Artık bonservis yok, imza parası var mesela. Dünyadaki dengeler de çok değişti. Sadece Bosman kanunlarıyla bunu ilişkilendirmek yanlış olur. Dünya çok değil, 10 yıl öncesine göre bile daha kapitalist bence. Daha fazla futbolun içinde para var. Daha fazla parayı öten, parayı veren düdüğü çalıyor. Bu noktaya geldi. Böyle değildi. Yani sorunun cevabı sadece Bosman kanunuyla alakalı değil bence. Birçok şey değişti. Tabii özellikle küçük kulüpleri, küçük kulüplerken işte ekonomik olarak bütçesi daha kısıtlı olan kulüpleri veya yetiştirerek yarışmaya çalışan kulüpleri olumsuz yönde etkilediğini görüyoruz çok net bir şekilde. Yani diyelim ki bir futbolcunuz var, yetiştirdiniz, elinde tutması çok zorlaşıyor kulüpleri, tutamıyor. Sözleşmesi bittiği zaman da bedavaya gidiyor. Bosman kanunlarından sonra dengeleri çok değiştirdi futbolda. İşin bu tarafı doğru, çok değiştirdi. Daha zengin kulüplerin, daha büyük kulüplerin daha kolay transfer yapmasını ve daha başarılı olmasını sağlayan bir sistem oldu, bir düzen oldu Bosman kanunları. Ve Avrupa'da sadece büyük liglerde değil, diğer liglerde de bazı kulüplerin domine etmesini sağladı. Şöyle bir açılım yapabilir miyim? Band içerisinde söylüyorduk, 4 büyüklükten 2 kulüp Bosman kurallarından sonra final oynayabilmiş. Ondan önce 19 finalde Şampiyonlar Ligi için konuşuyoruz. Daha doğrusu Bosman'dan önceki 19 finalde daha geçmişi daha geriye dayanıyor ama Şampiyon Kulüpler Kupası'nın tabii ki farklı şartlar, farklı zamanlarda oynanmış ama 10 takım var ve bunun içerisinde Kızıl Yıldız şimdi imkanı yok. Zaten Kızıl Yıldız kapanmanın eşiğinde de önlerdeyse. Ya bırak Kızıl Yıldız'ı, Stade Bükreş'i, Tottenham gibi, Liverpool gibi, Everton gibi kulüpler İngiltere'de İlk dörde giremiyor. Bırak Toşe'yi, Kızıl Yıldız'ı. Bunlar Avrupa şampiyonluğuna oynayan, kendiliklerinde şampiyon olan, kupalar kazanan kulüplerdi. Şu anda hepsinin hedefi dördüncülük. Dördüncülük için yarışıyorlar. Tamamen ekonomik. Tabii Bosman'dan daha geniş bir çerçevede bir belki bir kahraman, bir dönemeç, bir milestone dedikleri ana unsur bulmamız lazım. Dönüm noktası bulmamız lazım. Yani işte yabancı sermayenin futbola ilgisinin artması, program içerisinde konuşacağız. Artık 25 milyon euroluk senelik maaşla teknik direktörler alınmaya çalışılıyor kulüpler tarafından. Dolayısıyla bu işi sadece Bosman'a dediğin gibi bağlamak çok mantıklı değil. Banda giderken birkaç şey konuşacağımızı söylemiştik. Bosman dışında kim geliyor senin aklına futbol bu kadar etkileyen? Ya saha içerisinde etkileyenler Osman, var işte herhalde. Rinus Michels'e konuştuğumuz isim ama. Modern ülke, medeni ülkelerde, modern hukukta özlük hakları, anayasal haklar bunlar çok değerli ve çok önemli. Ve değişmesi gerekiyordu tabii ki. Bir futbolcunun köle gibi veya bir ürün, bir mal gibi alınıp satılması veya işte kendi yasal haklarına, özlük haklarının tamamen ortadan kaldırılması çok bence kanun dışıydı, kural dışıydı ve çağa uygun değildi. O anlamda aslında futbolcuların özgürce hareket etmesini, istediği kulübü tercih edebilmesini veya bir mal gibi alınıp satılmasını engelleyen bir kanun oldu. Bence de geç kalınmış. Hani hukuk ne kadar insanları özgürleştirdiyse de son yıllarda, medeni ülkelerden bahsediyorum, futbolda böyle bir şey yoktu. UEFA bence bu kuralı getirerek futbolcuların da önünü açmış oldu. Onu bir kere ekleyelim. Evet. İşin o boyutu. Kim değiştirdi? Tabii ki fikirlerle ve oyun sistemleriyle değişiklikler yaratan futbol adamları oldu. Bence bunların içerisinde bir numara Rinus Michels diyorum ben. Rinus Michels offside kuralını bulan, yani oyunda offside taktiğini. Offside taktiğini bulan kişi. Offside kuralını değil, offside taktiğini, doğru ifadesi, evet. Oyunu başka bir boyuta getiren, rakip yarı sahada tamamen oynamayı hayal eden ve bunu uygulayan, total futbolu işte dünyada modern futbolun ilk tohumlarının olmasını sağlayan kişi. Onun ötesinde oyunculardan yola çıkmak istemiyorum. Oyuncular çünkü sahada birer sanatçı,
yetenekleri var. Hepsinin farklı oyun anlayışları, tarzları var. Daha çok fikir adamları ve teknik adamlar. Heleno Herrera. Herrera. Yani bir o yıllar yani için, ile birlikte aslında. O yıllar için evet Catenaccio, işte savunma futbolu. O yıllarda güçlü bir akım, yeni bir oyun ortaya koyan bir futbol adamı. Tabii ki ilk 5'e, ilk 8'e, ilk 10'a. Sakki için ne dersin? Sakki de olabilir mi? Yani Sakki de pres varyasyonlarını geliştiren. Olabilir ama elindeki kadro da çok iyiydi. Bilmiyorum, o kadroyu o mu büyüttü, çok iyi hale getirdi. Yoksa kadro çok iyiydi de Sakki mi başarılı oldu? Ama Sakki de önemli bir filozofudur futbolun bence. Tabii sağ için değerleri değiştirmek ayrı bir şey. Jean-Marc Bosman'ın yaptığı çok daha farklı bir... Bence mesela Diego Simeone'nin yaptığı iş bile çok büyük bir ilham kaynağı. Hani Barcelona ve Real Madrid gibi 300-350 milyon euro bütçelere sahip iki devi dize getirip Atletico Madrid'de şampiyon olması bile bence çok değerli. Evet, bir de tarihe bir geri dönüş yapalım. Jean-Marc Bosman'ın bu kuralları kabul ettirmesinden sonra, hukuk mücadelesinden sonra... Şu kravata rağmen kazanmış bir davayı. Evet. Göğüs kafesine kadar çektiği yüksek belli pantolonuyla. Evet, o eskiden. Yani röportajın tamamında şöyle detaylar da var tabii. Kırgın, çok büyük sıkıntılar yaşamış. Depresyona girmiş, çıkmış. Ailesiyle problem yaşamış. Hukuki bir ailesiyle alakalı, yani hapse de girip çıkmış bir saldırganlık olayı da olmuş. Yani kolay bir hayat geçirmemiş Jean-Marc Bosman. Futbolu bırakmak zorunda kaldıktan sonra farklı bir işle uğraşıyor tabii ki şimdi. Futbol dünyasından da yeterli desteği göremediğini söylüyor. En son bir teşekkür bile etmediler diyor. Bana da yani ne yapacak şimdi transfer olan futbolcu arayıp da Bosman'cığım teşekkür ederim, senin sayende 7 milyon euro kazandım mı diyecek aradan 20 sene sonra. Tişört çıkartmış en son bu Bosman'la alakalı olarak, o da hiç satılmamış. Yani biraz ismini çok iyi kullanamamış. Çok pazarlama kabiliyeti çok yüksek değil ama yani yaptığı etki aslında hak ediyor. Yani evet, 5 senesini harcamış. Yani futbol ya adı tarihe geçti ama bütün dünyadaki herkes adını tanıyor, duydu. Bu bile manevi olarak bence çok önemli bir haz. Bunu maddiyata dönüştürmesine gerek yok. Yani o Bosman kuralı değil de Güntekin Onay kuralı olsun, ben razıyım, isterdim. Bosman kuralı olması bile ya yeterli bence. Avukatın 15 günde hallederiz deyip 5 sene ve sonra tabii kulüplerle karşı karşıya düşüyor. Kulüplerle değil, kurumla karşı karşıya geliyor. UEFA ile hiçbir kulüp istemiyor tabii. Öyle yarı profesyonel kulüplerde kayıt dışı oynuyor. Ama zaten o yolun sonuna geldiği dönem o. 25 yaşında kulüpsüz kalıyor. O arada yani 30'a geliyor, iş hallolmuş oluyor. Bu sefer de onun zaten hani ne isteği var, ne fiziksel durumu uygun, ne öyle bir artık kafa yapısında. Ama kravat hakikaten nefismiş. Nefis. Tarihteki, ben de bir internet sitesinden derledim açıkçası. Düşününce onlar biraz daha kendi bakış açılarıyla, İngiliz internet sitesiydi. En önemli free transferler, serbest transferler, Bosman transferleri deniyor ya. Bir listesini çıkarttık. Bakalım Güntekin Onay ne diyecek. Dizmişler. 2014 yılında Lewandowski, Borussia Dortmund, Bayern Münih, Sol evet, Campbell, Tottenham, Arsenal. Evet, o Lewandowski'den daha önemli çünkü Sol Campbell Tottenham efsanesiydi. Bir anda Arsenal. Aslında Pirlo, Roberto Baggio, bunlar biraz daha artık gözden çıkarıldı, artık bizim işimize yaramaz zihniyetiyle bırakılan oyuncular oldu. Yani burada hani çok talep görüp de transfer olan futbolcular sınıfında değil bence. Evet. Pirlo ile Baggio çok büyük oyuncular ama artık yolun sonuna geldikten sonra. Burada en değerlisi tabii ki Lewandowski. Erken hareket etti Real Madrid, daha önceden oyuncuyla anlaştı. Yani Şubat'tan sonra mı görüştü, el sıkıştı kurallara uygun bir şekilde, yoksa daha önceden bir hareketi var mıydı? Mutlaka vardı, kamuoyuna yansımasa da. Ama tabii ki ilk sırada yer almış olması bence son derece haklı. McManaman da bence bu kategoriye girebilir. O dönem için iyi futbolcuydu çünkü. Evet, yani Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı, evet. McManaman Real Madrid'le beraber. Cambiasso Real Madrid, Inter Real Madrid'in kayıplarından birisidir. Kullanamadığı futbolculardan biri. Balak. Henrik Larsson da aslında... Cambiasso, Redondo değil mi? Redondo hakikaten inanılmaz futbolcu. Evet. Çok iyiydi.